Kola istediğinizde size Ukrayna yapımı bir kola geliyor. Parolası var. Parolayı söyleyeceğiz. İçeri doğru gireceğiz. Sizi böyle 72 tane elin bulunduğu bir duvar karşılıyor. Ukrayna, Kiev'den ilginç restoranlar bölümünden herkese merhabalar. Şimdi size Kiev'deki en ilginç, en güzel, bence konsepti en hoş restoranlardan birine götüreceğim. Ostinya Barikade, yani son barikat. İngilizcesi The Last Barricade. İçeri doğru giriyoruz. Girişi birazcık gizli. Zaten son barikat, isminden de anlaşılacağı gibi. Ukrayna'nın savunmasının son barikatını hem müze hem de restorana çevirmişler. Restoranda sadece Ukrayna ürünleri kullanılıyor. Başka hiçbir ürün yok. Yani kola istediğinizde size Ukrayna yapımı bir kola geliyor. Neyse, daha fazla anlatmayayım. İçeri girelim, kendi gözlerimizle görelim. Şu gördüğünüz Ostinya'nın O'su, Barikat'in B'si. OB diye yazılıyor. Girişi Golobus'un içinde. Hadi girelim. Dobriden. 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 Bir AVM'nin en üst katındayız aslında. Mekandan asansörle gideceğiz. Asansörde özel, sadece bu restorana özel bir düğme var. Nasıl girildiğini de göstermek istiyorum ki girişte problem yaşamayın, kolayca restoranı bulabilin diye. Gördüğünüz gibi OB yazan tuşa basıyorsunuz. Sadece restoranın bulunduğu kata çıkartıyorsunuz. Şimdi asansörden şöyle bir kata geliyorsunuz. Bu kat restoranın bekleme bölümü. Tabii parolasız girmek olmaz. Parolası var. Parolayı söyleyeceğiz. İçeri doğru gireceğiz. Perşembe, cuma, cumartesi günleri canlı müzik olduğunu mekanda saat 7'den sonra ve rezervasyon yaptırmadan mekana girişin çok zor olduğunu, çok sıra bekleyeceğinizi belirtmek isterim. İçeri doğru girelim. Şöyle bir durum var. Şifre Boritesia Paborete. Yani burası son barikat olduğu için savaşmaya devam et, kazanacaksın. Şifreyi söylerseniz daha güler yüzle karşılarlar. Dobriden, dobriden, good evening. Good night. Boritesia Paborete. Yes, correct. Okay. Duyca cakıyor, duyca cakıyor. Okay. So, başta restorana girince şifreyi söyledikten sonra sizi böyle 72 tane elin bulunduğu bir duvar karşılıyor. Bu 72 el neyi sembolize ediyor? 72 yıl Sovyetler Birliği'nin altında kalan Ukrayna'yı temsil ediyor. En sonunda da burada bir demir duvar var. 72 yılın sonunda artık duvarı kırıyoruz ve restorana giriyoruz. Girelim. Şimdi masamıza oturmadan önce restoranı size ufak bir tanıtmak istiyorum. Burası canlı müziğin olduğu canlı müzik alanı. O yüzden masayı hemen burada bir yer seçmenizi öneririm. Burada açık bir mutfak var. Yemeklerin nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Sonra ilerlediğinizde burada bir ufak basın muhabirlerinin ve polislerin, hayatını kaybeden polislerin anısına bir köşe göreceksiniz. Restoranın en ilginç bölümlerinden biri. Dobriden. Şimdi arkadaşlar, buraya geldiğinizde burada ilginç bir bar var. Ukrayna usulü bir bar. Bu barın bir özelliği var. Özelliği ne? Bar hareket ediyor. Gizli bir odaya götürüyor sizi. Adamlar konsept restoran yapmayı gerçekten biliyorlar. Gizli bir yere doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz biraz kısa sürecek ama ilk defa olmuş gibi şaşırıyorum.
Ukrayna figürlerinin, Ukrayna desenlerinin olduğu ve Ukrayna kültürünü yansıtan ayrı bir özel odaya giriyoruz. Şimdi en ilginç bölümüne doğru ilerleyelim. Şimdi restoranın adını aldığı bölgeye doğru ilerliyoruz. Restoranın isminin Son Barikat olduğunu söylemiştim. Şehrin son kapısında gerçekten kalan bölümünü burada cam içinde müze şeklinde sergiliyorlar. Aslında şehirdeki son duvardayız, son barikatta. Burada oturup gökyüzünü de izleyebiliyorsunuz. Restoranda masamıza oturduk. Şimdi hemen kendi güzel böyle deriden yapılmış Ukrayna sembolü de çiçeği de olan bir şey geliyor elinize. Borotesya Paborota ile karşılıyor menü sizi. Yani savaşmaya devam et, kazanacaksın. Ukraynca ve İngilizce menü. Çalışanlarının çoğu gastronomi mezunu. Gastronomi bölümünü dereceyle bitirmişler. Buradaki tüm çalışanlar çok iyi seviyede İngilizce biliyorlar. Hepsi çok güler yüzlü. Çok alanında uzman olduklarını belirtmek isterim. Menüdeki fiyatlar orta seviyeli bir restoran fiyatında. Şimdi zaten teker teker bazı yiyecekleri fiyatını söyleyeceğim. Siz de orantı yapabilirsiniz. Her şeyi teker teker söyleyemem ama menüdeki birkaç yiyeceğin şeyini yapacağım. Buradaki bu restoranın şarapları ve Ukrayna'ya özgü peynirleri çok güzel ve burada çeşit çeşit görebilirsiniz. Salatalar 2 euro ile 3 euro arası değişiyor. 2-3 euro arası. Mesela sallıyorum ıspanaklı tavuk salatası. Ispanaklı tavuk salatası 3 euro. Çorbalar, yine kırmızı borş çorbası var 2 euro. Çok uygun değil mi ya? 70 grivna, sadece 70 grivna 2 euroya borş çorbası içebiliyorsunuz. Bu kadar güzel, nezih, canlı müziğinizde. Birazdan canlı müzik başlayınca göreceksiniz. Mesela Kiev usulü yine menüde tavuk var 4 euro. Burger 4 euro. Burger 4 euro. Yani yaklaşık 130 grivna yapıyor. 130 grivna, 140 grivna pardon, 140 grivna. Şunu söylemek istiyorum. Yani dandik, Krişatik'teki normal bir restoranda bile burgerler 150 grivnayken bu kadar güzel bir kültürü olan bir şey yansıtan bu restoranda da hemen hemen aynı fiyatta olması gerçekten tercih edilebilir restoran olduğunu gösteriyor. Mesela su 30 grivna çok uygun Borakua. 1 euroya su var ya, çok sudan ucuz. Şarapların kadehi 120 euroyla, pardon 120 euro değil, 120 grivnayla. Aslında o 75 grivnaya da var. Odessa'nın şarabı falan 70 grivnaya. Ortalama 120 grivna falan 4 euro. Bir kadeh şarap 4 euro. Yaklaşık 30 lira falan yapıyor bir kadeh şarap. Yani böyle bir restoranda uygun. Son bira fiyatlarına gelelim. Bira. Ve biralarda 2 ile 4 euro arası değişiyor. 2 ile 4 euro arası. Kokteyllerde 100 grivna. 40 grivnaya da var ya bira. 1,5 euroya da bira var. Gelin. Bu restorana gelin. Geldik, menüyü inceledik. Şimdi şey yapalım, dedim ki ben bir önce bir kırmızı borş çorbası alayım. Bir kırmızı borş çorbası alayım çünkü Ukrayna'nın, yani Rus kültürünü temsil eden bir, Ukrayna kültürünü temsil eden bir çorba. Hello, so we want like two red borscht soup and one filet mignon, like after soup.
Pan Filemignon. Filemignon goçu herkes kullanıyor. Medium mu olsun? Çok medium değil mi? Medium be. Medium be. You need to say this. Maybe French rice and potato. Patates kızartması istiyor musun veya mashed potato? And voda negozavana. One voda negozavana. Do you have chleb with borscht? Chleb? Do you have bread? Yeah, it's a special bread named Pampusan. Okay, dobre. And one more red. Sana da bir kırmızı borş. One more red borş. Thank you. Az borş ne oğlum? Esnaf lokantamız kızdırsın. Burada menü var, menüde bir fiyat var, bir ürün var. Az borş ne yani? Az borş diye bir şey mi var? Çorbamız geldi. Kırmızı borş çorbamız geldi. 70 gramla yani yaklaşık 2 euro olan çorba. Şimdi tadacağım. İçinde neler var? İçinde ne bulduysa atmışlar yani. Güzel. Kremamsı bir şey var, onu da bir karıştırayım. Tavuk mu bu, ne acaba? Ve bir et var. Çok sorgulamıyorum. Ne eti diye. Geçerli. Güzel. İçilir. Bu borşu sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz Sinan Bey? Bir mercimek çorbası değil. Güzel. Bir adamın ezogelini değil. Tamam. Bunu sevdik. Güzel. Evet, filemignonumuz geldi. Filemignon. Lokum gibi gözüküyor. Ucundan tadıp sizlere yorumlayacağım. Yanında ne istiyorsunuz? Mısır da geliyormuş. 150 gram ve 10 euro olduğunu bu etin söyleyeyim. Heyecanlandım. Tuz az. Tamam. Çok çok iyi pişmiş, güzel. Başarılı. Şu peynirleri acaba paket falan yaptıramıyoruz mu ya? Peynir sevmediğim halde şu son bir peyniri mi? Son peyniri. Fatih'ten kalan son peyniri. Gurmeymiş gibi yapayım da. Biraz çekremsi. Bir sonraki artık bar, mekan falan görüşmeden önce bir hesap ödeyelim açıkçası. Şimdi yedik, içtik, çayımızı da içtik. Gayet güzel. Canlı müziğimizi de dinledik. Şimdi tekrardan müziği ara verdiler. Hemen konuşayım dedim o arada. Ya ışık zaman zaman kötü olabilir mekanda. Kusura bakmayın videoda. Yani kesinlikle gelmenizi tavsiye ettiğim güzel, görülmesi gereken bir restoran. Şimdi hesabı söyleyeceğiz. Hesabı nasıl söyleyeceğiz Ukraynaca? Rahunok Butlaska. Rahunek de olur. Rahunek Butlaska diyeceğiz. So... The Ravonok Butlaska diyorsun, duymuyorlar. Evet, hesap geldi. Size hesaptaki bazı kalemleri en azından fiyat konusunda bilgi sahibi olabilmeniz açısından söyleyeyim. Şarap 75 grivnaymış. Bu içtiğin şarap nasıldı abi? Pembe şarap. Tanesi 75, gayet uygun. Su 29. Bir şeyler yazmışlar işte. Bir şeyler yazmışlar buraya. Bu peynir her bir çeşidi 2 euro, yaklaşık 60 grivna. 60-70 grivna. 300 grivna et ve 3 tane çorba da 200 grivna. Yani aslına baktığında yani uygun bir restoranda, ama biz biraz her şeyden söyleyince aslında baktığında ne yapıyor? 35 dolar yapıyor. Çayımızı içtik, biramızı içtik, etimizi yedik, peynirimizi yedik.
Neyse, hesap da bu kadar. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz. Bu arada Sinan abiye de bu mekanı bize tanıttığı için, sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Benim anlamım ya şey, şimdi peynir tabağı zaten 50 lira falan. Peynir tabağı 50 lira. Et 50 lira. 3 tane çorba içtik o 50 lira. Ya normal yani bir şey falan. Şey değil. Ha? Dışarıdan herhangi bir yerde yesen de bu kadar. Aynen. O zaman kapat.